Ben hayatımda ilk defa doğru bildiğim yoldan yürüyorum baba, ilk defa. Ben ilk defa hayatımda aile sıcaklığını hissetmişim. Ben senin söylediklerini bir yerde olur muyum hiç baba? Sen ne diyorsun baba? Ben ilk defa kısa bir sürüleri de olsa onların yanında bir aile sıcaklığı derler ya böyle. Böyle bir şey hissettim. Bunun sebebi sadece savcı değil. Bak bakayım yüzüne. Gel buraya. Yok baba yok. Buraya gel. Baba. Ne? Kim bu kız lan? Yağmur. Adı Yağmur. Yağmur Kara. Kızı, Sabri'nin kızı. Biraz da buradan gidemiyorsam... ondan sebep. Annen gibi güzel kalpli mi? Güzel. İçin annem gibi. Dışın annem gibi. Eyvallah. Anladım ben. Bu yüzden baba... savcının emri çıktı. İnfaz emri çıktı. Ali Sade tepeden verdi emri. Sen benden daha iyi biliyorsun baba. Alemde bunun affı olmaz. Racon bir kere kesilir, kalem bir kere kırılır. Beklerler, sabrederler. Etrafı boşalınca da... Allah korusun. Bunu savcıya söyleyeceksin. Olmaz baba. Savcıya bunu söylediğim vakit her şey çöp olur, her şey. Bütün operasyon yerle bir olur. Benim içeride kalmam lazım. Halil Sade'nin buna inanması lazım. Savcının da buna inanması lazım. Allah aşkına, hayatımda ilk defa doğru bildiğim yolda yürüyorum. Birilerinin hayatı benim elimde. Onları korumam lazım. İlk defa bu yükü sırtlanmak istiyorum baba. Bunu bana çok görme. Zaten zamanı gelince ben söyleyeceğim, kendim söyleyeceğim savcıya söz. Annen yaşasaydı senin ne gurur duyardın? Artık çıkmamız lazım Selçuk Taşkın. Tamam. Nasılsın sen? Nasıl girdin buraya? Savcım geldi, aşağıda bekliyor. Tamam. Yağmur sen şu odaya bir geç. Bekle biraz, işim var. Hemen halledip geliyorum. Tamam, tamam, benim kahvaltı yapmam lazım. Tamam, ben sana yollatacağım tosmos bir şeyler. Ya yok mu buranın bir kantini falan? Ben giderim kendim alırım. Baba merak etme, inip aşağı Akgün'le görüşmeyeceğim. Nezarethanede. İyi tamam, git oyalanma. Tamam. Nerede? Sizi bekliyor. Çok az zamanımız var. Seni daha fazla riske edemeyiz. Konuştun mu oğlumla? Gerekeni söyledim. Buradan çekip gitmezse alacağın tedbirleri anlattım. Sonuç? Oğlan beni dinlemeyecek. Bak bile yapmaz etmez diyordun. Ne oldu? Görüyorsun değil mi? Senin lafını bile dinlemiyor. Babası ölmüş bir adam. Babasının lafını niye dinlesin? Söylediğin gibi kulağa çekildi ama duymuyor. Burada kalacak. İkna olmadı. İyi tamam. Benden günah gitti o zaman. Herkes yapması gerekeni yapacak. Ama savcı, oğlan sana kin gütmüyor. Burada senin kötülüğün için kalmıyor. Kendi yolunu çizecek. Benden ve ailemden uzakta çizsin yolunu. Çok yanlış yapıyor senin oğlun. Ben son uyarımı yaptım, geçmiş olsun. Buradan Ali ile çıkacaksınız. Birlikte görünmeyelim. Teşekkür ederim.
Çıkıyorsun. Eyvallah. O silahını iyi sakla. Onu bulduğum an seni buraya ait olduğun yere gömeceğim. Aç. Geçmiş olsun. Öyle gerekti. Sıkıntı ne? Bir şeye bakmam lazım yukarıda. Neye bakacaksın? Bak bir şey söyleyeceğim. Bu otelden çıkmamız lazım. Çok kalamayız burada. Tamam. Geçmiş olsun Akgün. Benim silahı siz mi sakladınız? Yok, polis aldı sanıyorduk. Lan polis olsa ben burada olur muyum? Nasıl polis aldı sanıyorduk? Polis alsa benim burada ne işim var? Benim silahım nerede? Tezgah mı kuruyorsunuz siz bana? Sakin ol Akgün, ne diyorsun, ne tezgah? Ya silah yok silah. Üstünde Selçuk Taşkın yazan silah nerede? Sakin ol şampiyon ya. Bir dur. Ne oluyor? Sana da güvenmiyorum. Daha fazla yaklaşma bana. Hiçbirinize güvenim kalmadı lan benim. Bir çıkın dışarı. Çık. Yürü gel. Sen mi tezgah attın bana? Ne tezgah oğlum? Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ha, geç otur şuraya ya. Ne istiyorsun? Hadi anlat. Neymiş derdin? O zaman iki seçenek var elimizde. Bir, adamlardan biri bu polis baskını sırasında silahı sakladı. Ama o zaman da aferin almak için geri getirirdi hemen silahı. Tek bir seçenek kaldı o zaman elimizde. Soner, sakın bana silahın çalındığını falan söyleme. Sakın bana silah çalındı deme. Oğlum bir dur ya. Nedenini söylüyorum. Ne? Nedeni ne? Yani ne? Söyle o zaman nedeni ne? Neymiş nedeni? Cevdet Kömürcü. Kim o? Kim, ben tanımıyorum. Yıl 2015. Babamın sevkiyatından para tırtıklayan bir adam vardı. Cevdet Kömürcü. Hı. Ama tepedekilerden birinin kardeşiydi bu adam. O yüzden infazını yapamadılar. Babam ne yaptı biliyor musun? Adamın sevkiyattaki ortağını onun silahıyla vurdurttu. Bir tanesi mapusa girdi, diğeri mezara. Aynı kumpası şimdi de bize mi kuruyor diyorsun Halisat? Yani babam öyle bir şey yapmaz diyemem de neden? Her şey tahmin ettiği gibiydi. Her şey tahmin ettiği gibi oldu. Bana ilk teklifi getirdiğinde de her şey hesaplı kitaplıydı. Neymiş o hesaplı kitaplı olan? Hı? Akgün, ben sana güveniyorum. Sen bana güvenmiyorsun, öyle mi? Savcıyı korumak için Ali Saad'in teklifini kabul ettim. Söyleyemediğim şey buydu. Sana hiç anlatamadığım şey buydu. Aferin sana. Oğlum ne yapsaydım? Ben ne yapsaydım Soner? Bana onu söyle. Ben ne yapacaktım? İlk aklıma geleni yaptım işte. Sen olsan benim yerimde ne yapardın? Ne yapardın benim yerimde sen olsan? Eğer ben içeride olacaksam her şeyden de haberimin olacağı sözünü verdiler bana. Ben de kabul ettim. Bu kadar. Bu kadar kabul etmez olsaydım. Keşke düşünebilseydim de kabul etmeseydim. Bu nasıl bir sevgi lan? Bu nasıl bir sevgi oğlum? Sen devletini mi seviyorsun yoksa bu savcıya kişisel bir zaaf mı besliyorsun? Ya senin içinde nasıl güzel bir insan varmış ya. O yüzden mi dedin bir süre sonra bu işlerden elimi çekeceğim diye? Akgün, babam
İkinizden de tek seferde kurtulacak. Ben içerideyken bunu yapamazdım. Dışarı çıkmamı bekledi. Kansız. Savcı benim selamla vuracak o zaman. Alo. Savcım benim. Ulan sen beni nasıl arayabiliyorsun lan? Savcım neredesin? Bak bu numarayı bir daha aramayacaksın. Yağmur'un peşinde dolaşmayacaksın. Duyuyor musun beni? Savcım. Yağmur'un yanından ayrılmıyorum. Tamam mı? Kapat telefon lan. Kapat. Dur, dur. Sen kal. Kapat. Kapat lan! Yağmur abi. Ben de binden ayrılmayacağım Yağmur'un dedi. Ama açmıyor bak telefon. Sonar açmıyor telefonu. Yok açmayacak. Neyse ben gideyim. Savcı en azından okulda olmasa bile çıkışa gelecek. Yağmur almaya gelecek. Ben gidiyorum. Akgül. Ha. Hoş gittin. Dikkatli ol. Lan sen Yağmur'u mu aradın? Hayatın tehlikede bak. Oğlum sen ne anlatıyorsun bana? Hayatın tehlikede, seni korumaların nerede? Sen buraya neden geldin? Ya bilmediğin şeyler var, anlatamıyorum sana işte, konuşamıyorum. Senin korumaların nerede savcı? Sana mı kaldı benim korumalarım? Benim güvenliğim. Ya. Bak son kez söylüyorum. Seni Yağmur'un yanında, civarın... Savcım! 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 Hocam ne oluyor? Tamam, tamam. Fısıltaşmayın aranızda. Babam. Savcım. 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 Savcım aç gözü. Savcım. Sevcik. Kal ayakta kal. Allah aşkına bırakma kendini. Bak hocam, hocam benim çıkmam lazım. Babam orada benim. Babam dışarıda ya. Çıkmayın çocuklar lütfen. Lütfen bir sakin. Sakin oturun yerinize. Savcım. Savcım bırakma kendini. Savcım da savcım. Savcım bırakma kendini savcım. Yavuzsuzlar. Savcım dayan savcım, ne olur dayan. Yakında bir hastane var savcım. Nereden vurdular seni? Tam kalbimin üstünden iki delik açıyorlardı ki açamadılar. Yağmur babam vuruldu. Engelleyemedim. Çeşme Hastanesi'ne götürüyorum onu, haberin olsun. Çekil lan önünden, çekil! Ulan çekil, senin yapacağın işi. Savcım, savcım aç gözlerini, Allah aşkına yukarı bak. Aç gözlerini, bırakma kendini. Bak daha yaşayacağın ne günlerin var savcım. Çoluğunla, çocuğunla, yengeyle, ooo. Daha ne günler, ne günler. Yaklaştık, bir şey kalmadı. Yaklaştık, az sonra hastanedeyiz savcım. Sen bastır, bastır savcım, yaraya bastır. Akgün! Savcım! Akgün! Yavaş, yavaş, yavaş. Savcım iyi misin? Akgün! Heh. Akgün. Tamam dur yorma kendini. Dur. Dur yorma kendini tamam. Yaran nerede? Yaranı bastır. Ah. Bastır yaranı. Yavaş. Yavaş yavaş. Dur. Ne? Ne diyorsun anlamıyorum savcım. Ne oldu savcım, yaran mı? Bastır savcım, bastır neresi? Bastır orayı. Yok bu oğlum. Yaram ara yok. Yelek var yelek. Yelek mi var? Çelik yelek. Hay senin Allah'ına kurban be! Dur bir yerde. Senin Allah'ına kurban be. Tamam durdum. Oh, dur Allah bir yerde şükür. Mahvettin beni dur. Allah'a şükür. İçim dışım açık. Allah'ım Allah'a şükür. Neresi savcım? Ha? Aa dur bastırma dur dur. Tamam dur, bastırmıyorum. Gitti kaburgam gitti. Yüksek ihtimalle kırıldı, kırık. Tamam bir hastaneye gidelim o zaman. Kırık çıkık vardır, bir gösterelim. Allah aşkına gitme, bir nefes alayım. Bir dur. Dur nefes alayım. Bir dur. Nefes, yani nefes al. Dur. Bak camını da açıyorum. Oh. Al ver, al ver savcım. Çıkar kafayı oradan. Senin benim yamacımda ne işin var lan? Ha?
Ne arıyorsun benim yamacımda? Başıma ne geleceğini nereden biliyordun? Oğlum bak, bir tane daha yalan kaldıracak durumda değilim. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Onu anlat bana. Kızımla odada buluyorum seni. Kızım diyor ki sebebi var. İnandım ben diyor. Babanla konuşuyorum. Baban diyor ki gittiği yol doğru yol, inandığı yol diyor. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Belli ki bir şeyler hesaplamışsın, bir şeyler yapmaya çalışmışsın. Ama olmamış. Patlamışsın. Bana ne yapmaya çalıştığını anlat. Onu iyi bildin savcım. Onu iyi bildin. Tam da tabir ettiğin gibi. Büyük patladım. Elimdeki her şey patladı. Ama haberin olsun, beni ikna etmeden sana hayat yok. Sana... Bir hastaneye gidelim savcım, bir hastaneye gidelim. Böyle olmayacak. Bir kırık çıkık vardı, sana zeval var, gelmez. Var, var. Bir hastaneye gidelim, sonra konuşacağız savcım. Söz. Söz. Sen çok kıpırdanma. Öyle tek pozisyonda kal savcım. Şu camı da açayım sana. Yalnız ne vurdu ya? Nasıl hazırlıksız yakalandı ya? Çok büyük kumpas lan bu. Ben bunu nasıl göremedim abi? Ben nasıl göremedim bunu ya? Ayılarla dans edersen böyle ezerler seni işte. Oğlum resmen adam yelek giymese toprağın altında olacaktı lan şimdi. Var mı böyle bir dünya? Sen de müebbetliktin kanka. Oğlum adam ölecekti diyorum ya. Yemişim müebbetini. Benim şimdi bu adamları, azmettirenleri bulup öttürmem, konuşturmam lazım. Sen şimdi bir de bunların peşine düşeceksin tabii. Bak bence bırak polis halletsin bu işi. Babacığım bak, böyle savcı indirecek kadar bir olaya kalkışıyorlarsa yani adamlar çoktan yok olmuşlardır. Bak bu adam bile ayda yılda bir doğru söylüyor. Bu adamlar kendilerini gömmüşlerdir, anladın mı? Bu adamlar maşa zaten. Önemli olan sen emir verene dokunabiliyor musun? Ne yapıyorsun? Kim arıyorsun? Emir verene. Babam mı? Babanı. Ne diyeceksin? Bildiğimi bilecek. Uyandığımı anlayacak. Kardeşim. Mekanı başımıza geçirtmeyelim. Arada biz de kaynarız hani. Bak yine deli deli bakmaya başladı bak. Selam söyle babama. Açarsa. Efendim? Söyleyeceklerimi iyi dinle. Ezberle. Bana kurduğun kumpas çöktü. İstediğini, amaçladığını elde edemedin. Başına gelenin bizimle ilgisi yok. Söylediklerinin de bir hükmü yok bu saatten sonra. Sana şimdi yapacaklarımı sıralayayım. Emri verdiğin, yani azmettirmeyi planladığın insanları bulacağım. Tek tek. Hepsini bulacağım. Anlattıracağım. Şakır şakır konuşturacağım. Kaydedeceğim. Sonra kaydı sana da, gerekli mercilere de yollayacağım. Aynı anda. Mevzu büyük. Savcının canına kastı. Kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı artık benim. En fazla ölürüm. Bu saatten sonra gerisini sen düşün. Nefesim en sende. Sen bu karşındaki adamın Halil Sade olduğunun farkındasın değil mi? Bu coğrafyanın en tehlikeli sıfatı. Kardeşim, senden bir şey rica edebilir miyim? Geri arayıp özür mü dilesen ha? Sanki hani biraz ağır konuştun gibi geldi bana. Oğlum bu savcı yüzünden sen hepimizi öldüreceksin. Oğlum şöyle düşünün, mevzu benim mevzum. Sizinle alakalı bir husumet değil, rahat olun. Akgün, o dediklerini yapmayacaksın değil mi? Blöftü yani. Oğlum bu adam beni öyle ayağının altına alıp ezebileceği bir sinekmiş gibi görüyor. Ama artık tedirgin olacak. Nefesimi ensesinde hissedecek. Öyle olduğunda da hareket edecek.
azmettirenler de hareket edecek. Hareket edince ses çıkacak. Ben sesi takip edeceğim. Bulacağım. Kısacağım o sesi. Mevzu da böylelikle kapanmış olacak. Tek başına mı yapacağız ama? Tek başıma yapacağım. Oğlum sen demedin mi biraz önce? Bu mevzu büyük mevzu diye. Sizi ilgilendirmiyor. Şimdi şöyle. Ortaksak... ortak gibi davranacağız. Şu an benim anladığım şey doğru mu? Sen babanla karşı karşıya mı geleceksin yani? Günün sonunda bu adam senin baban mı? Soner. Babam. Ama beni sevmiyor. Sen oraya ne yazıyorsan bizi de yaz. Şimdi pardon. Biz derken ben anlamadım. Ağrı abilerin birinci teki şahsı gibi biz mi yoksa hani... Eray. Sus. Seninle beraber 2,5 oluyoruz zaten. Sus. Daha fazla kendini eksiltme. Aşk olsun abi. İyi günler beyler. Ali Bey hoş geldiniz. Buyurun. Başkomiserim. Akgün Gökalp Taşkın. Nasıl savcım? İyi mi kalktım ayağa? Selamı var. Aleyküm selam. Seni görmek ister. Ya memur bey, siz bu çocuğu gün aşırı tutukluyorsunuz. Niye öyle oldu? Şimdi karakola gidip bugün olanlar için ifade vermenden kurtaralım seni. Direkt birinci ağızdan anlatırsın. Tabii buyurun. O zaman akşama hazırlığı yaparsınız. Ben de. Eyvallah. Eray bir müzik be. Oğlum. Soner Bey'e oynak bir şeyler çalın da keyfi yerine gelsin.